İsmim Kadir Sözen. 14 Ocak 1999 doğumluyum. Aslen Kastamonluyuz ama doğma büyüme İstanbulluyum. Yukarıdolu Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. İkinci olarak da dövüş sanatıyla ilgileniyorum. Birçok başarım var. Birçok da derecelerim var. Çocukluğum biraz güzel geçti. Hem okudum, hem çalıştım, hem öğrendim. Hayat tecrübelerinden esinlenerek güzel şeyler öğrendim. Öğrettik arkadaşlarımıza. Büyük aileli dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, abilerimizden güzel şeyler öğrendik. İşte bu şekilde bir yola girdik. Nasipse güzel şeyler inşallah olacak. Ünlüyen'le giriş hikayemiz. Aslen benim babam Dolapdere'den gelmiş buraya. Yani Dolapdere'de çalışıyormuş. Orada büyümüşler. Ondan sonra burada bir iş pazarı olduğunu öğrenmişler. Buraya gelmişler ve çalışma olarak, ortam olarak, arkadaşlık olarak, akrabalar olarak buraya gelmişler komple. Oradan bu şekilde devam etti serüven. Esnafla ben normal işçi olarak çalışıyordum. Abim de işçi olarak çalışıyordu. Abim artık benim de biraz sert çıkışlarımı, tavrımla abime dedim artık hani bir iş sahibi olmamız lazım. Hani kendi mesleğimizi yapalım artık dedim. Hani söz olan değil, söz veren olmamız lazım dedim. Ve abim de bunu beni kırmadı. O yüzden abime de çok teşekkür ediyorum. İşte geçen sene Ocak 14 tarihinde dükkanımızı açtık ve bu önümüzdeki hafta aksilik olmadığı takdirde nasipse dükkanımız tam bir sene olacak açtığımızdan bu yana. Esnaflığımız da çok güzel, gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Hizmet veren bir firma olduğumuz için insanlarla ilişkilerimiz gayet çok iyi ve çok güzel. Burada ev ürünleri, ev konsepti, masa sandalye ürünleri, bahçe diyebilirim, mutfak diyebilirim, yatak odası gibi tarzı şeyler. Yani eve dair her şeyleri burada üretip müşterilere sunuyoruz. Ümran yaşamaktan şu anlık memnun muyum sorusuna kısmen memnunum, kısmen memnun değilim. O da neden? Ulaşım olarak biraz zor, biraz da şey olduğu için, aksilikler olduğu için biraz kısmen memnunum. Mesleğinin zorlukları, yani biz ev müşterilerine hitap ettiğimiz için insanlar çok kıl tüy, affedersiniz, küçük şeylere bir takıldığı için, yani insanlara bazı şeyleri bilmediklerinden dolayı öğretmek ya da söylemek, bahsetmek çok zor oluyor. Yani konuşkan ya da girişken bir insan değilseniz, insanlara anlatım biçiminiz kötüyse, insanlar sizden soğuyup da yani işinizin kötü yaptığına dair bilgiler verebilir. Ama insanlara konuşma tarzınız, anlatım biçiminiz ya da hal ve hareketleriniz insanlara göre çok uyumluluğu sağlıyorsa, yani çok fazla problem yaşamıyorsunuz. Geç arkadaşlarıma tavsiyem şu şekilde, güne erken başlamaları, onları kötü yönlere çekecek olan şeyleri, utanarak söylüyorum, alkol, sigara, uyuşturucu, gece ortamları gibi şeyleri bıraktıkları takdirde ve çalışkan oldukları takdirde hiç yani istemedikleri kadar başarılı olurlar ve söz sahibi olurlar ve saygı duyabilecek kapasiteye gelebilirler. Çünkü kendimden örnek veriyorum, çünkü 20 yaşımdan sonra çok girişken bir insan olmaya başladım. Saygım arttı, sevgim arttı insanlara karşı. Ve çok iyi yerlere geleceğimi umuyorum. Geldiğim zaman da zaten istemediğim kadar zaten söz konusu sahibi olacağım her konuda. Büyük bir firma olmayı planlıyorum. Büyük bir kişilik, büyük bir iş olanağına sahip olmak istiyorum. Yani insanlara bu işi sıradan değil de lüksmüş gibi göstermek istiyorum. Yani aldığımız bir ürün değersiz değil de değerli olduğunu göstermek istiyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Yani ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani kişiliğine ve saygıdan dolayı ona çok teşekkür ederim kendi adıma ve abimin adına.